Herkese merhaba arkadaşlar. Güncel video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Seek VR inceleyeceğiz. Seek VR'da çok önemli gelişmeler var, çok önemli haberler var. Bunlardan bahsedeceğim. Önemli günlere az kaldı. Seek VR bekleyenlere arkadaşlar güzel haberler vereceğiz bu videoda. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca sizden küçük bir ricam var. Şu anda videoyu durdurup Beğeni butonuna basıp kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Kanalın büyümesine destek olabilirsiniz. Bu benim için çok önemli. Bunu şu ana kadar yapanlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Ve videonun ilk kısmına geçiyorum. Öncelikle şu anda bulunduğumuz konum itibariyle bizim ne yapmamız gerekiyor? Şu an bulunduğumuz konumda CQR'ın 4 saatlik bantta Bollinger bandının üstünde bir kapatma yaptığını net bir şekilde görüyoruz. Ve yeni 4 saatlik mum da açıldı arkadaşlar. Bu yeni 4 saatlik mumun da bollinger bandının üst tarafından başladığını gördük. Şimdi ne demek oluyor bu? Yani bir yükseliş hareketi başlayacak ama bu yükseliş hareketine yani şuradaki muma sebep olan hareket de buradaki muma sebep olan hareketin birincisi arkadaşlar Seek VR'da alım yapılıyor. İnsanlar Seek VR alıyor. Bu ne demek oluyor? Bu neye arayacak? Ne iş, e, ne işimize yarayacak arkadaşlar? Bu şu işimize yarayacak. Öncelikle sikver'da alım yapılıyorsa bir beklenti içine girilmiştir demektir. Baktığım zaman Mexi borsasında arkadaşlar hacmi giderek artıyor şu anda. Paribu'da vesaire aynı şekilde. Yani arka planda bir haber akışı var. Ama bu henüz tam olarak medyaya yansımadı. Yani resmi kaynaklardan duyurusu yapılmadı. Nedir bu haber akışının ana kaynağı? Defalarca konuşuldu. Ben de defalarca konuştum. Binance listelenmesi. Önceden de konuşuyorduk. Önceden de yakındık arkadaşlar. Ama şu an olduğumuz kadar hiçbir zaman yakın olmadık. Seek VR'da bu duruma. Neden böyle söylüyorum? Öncelikle Seek VR'ın coin market cap'ini açmak istiyorum. Burada yaşadığımız bugün itibariyle yaşanan %15'lik yükselişi görüyor görüyoruz. Onun haricinde Bakın ticaret hacmini vesaire görebiliyorsunuz 24 saatliklik dönen hacmi görebiliyorsunuz Bunlar güzel şeyler Ama benim dikkatimi çeken 126. sırada artık market cap değeriyle Yani çok iyi bir sırada Ama bunun sağında solunda olan projeler Bakın sağında solunda aşağısında yukarısında 5 altında 10 yukarısında olan projelerin Çoğu arkadaşlar Binance'da listeli Binance'da listeli olan projelere rağmen SeekVR'ın gelip de oturduğu bir konum var 126. sıra. Yani çok önemli bir şey benim için. Çok önemli zaten arkadaşlar sizin için de önemli olması gerekiyor eğer SeekVR takip ediyorsanız. Çünkü bu konumlardakilerde Binance varsa SeekVR'da da olacak. Zaten genel hat itibariyle beklediğimiz bir şey var. 15 Temmuz'da arsa satışları başlıyor. 15 Temmuz'da başlayacak arsa satışlarına bugün 3 Temmuz arkadaşlar yaklaşık 12 gün kaldı. 12 gün sonra zaten fiyat hareketlenmesi olacak. 12 gün sonra zaten arkadaşlar bu süreye gelene kadar yaşanacak ee, nasıl diyeyim ben size haberin satın alınmasıyla birlikte SeekVR'daki fiyat hareketlenmelerini göreceğiz. Benim ee, korktuğum senaryo Bitcoin'in tersi bir hareket sergileyerek SeekVR'ı şeyde bırakması arkadaşlar. Yani yaşanacak hareket... %200 ise bu %200'lük hareketi %75 ile sınırlı bırakması yani bir düşüş içerisinde yükseliş yaşamamız benim istemediğim bir senaryodur. Olumlu bir senaryoda yaşasaydık özellikle de Bitcoin'in bu çöküş, çöküş, senaryosu bu dibe doğru iniş senaryosu yaşanmadan 40 binli bantlarda 44 binli bantlarda yaşasaydık bunu çok çok üst düzey hareketler görecektik. Yani birkaç dolar bizim için şu anda hayal olmayacaktı arkadaşlar. Gayet gerçek rakamlar olacaktı. Gayet mantıklı rakamlar olacaktı ki zaten bu listelenme geldikten sonra da Sığver'de yaşanacak hareketleri hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Bunu net olarak sizlere söylüyorum. Yani şu anda bu kötü piyasada bir listelenme haberi ve bu listelenme haberiyle gelecek devasa bir mum ya da şu destek direnç noktalarını görüyorsunuz. Bunların üzerine çıkacak bir mum ya da bu hareketi başlatacak bir fitil bizim için elinde Sığver tutanlar için çok güzel bir portföy rahatlatma olacak. An itibariyle hangi borsada var diye bakacak olursak şu anda benim kullandığım arkadaşlar Maxi borsasında var, KuCoin'de var, GTA'da var, Huobi'de var, e, PancakeSwap vesaire var arkadaşlar. Ama e, buralar çok tercih edilmiyor. Türkiye'de Paribu'da var, ben e, Max'i kullandığım için Max'i üzerinden işlem yapmak istiyorsanız kaydolmadıysanız referans linklerini vesaire açıklamalarda bulabilirsiniz. Oradan kaydolup komisyon indirimliyle alım satım yapabilir. Çeşitli ödüllerden yararlanabilirsiniz. Devam ediyorum. E, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Arsa satışları başladığında SQVR'ın şuradaki değeri yani fiyat değeri 24 cent ya. Bu 24 cent 30 centten üzerine çıktığında bu SeekVR'ın market capini etki edeceği için büyük ihtimalle ilk 100 içerisine girecektir arkadaşlar En ufak bir haberde Binance listelenmesi Kadar önemli olan bir diğer şey de Binance listeledikten sonra birçok küçüklü büyüklü ortalı ee, Büyüklü borsa Gelecek ve SeekVR'ı listelemeyi ya da o listeleme listesi oluyor ya arkadaşlar Önceden duyuruyorlar şunların listelenme olasılığı var vesaire vesaire şeklinde Bunu e bu listeye dahil edecekler yoksa da dahil edecekler varsa öne alacaklar yani sıralı listelenme dediğimiz olay gerçekleşecek. O yüzden sıkı takipte kalmanız önemli. En ufak gelişmelerde yaşanacak bütün haberlerde ki zaten Binance söylentisi sıkı bir şekilde dönüyor piyasada. Bu döndüğünde genel itibariyle arkadaşlar bu listelenme çok yaklaşmış demektir bu aralar çok sık dönüyor. O yüzden takipte kalmanız gerekiyor. Bunu da yapabileceğiniz bir platform söyleyeyim sizler arkadaşlar. Telegram'da haber kanalım var. Haber ve teknik analiz her şeye giriyor arkadaşlar. Güncel haberleri, piyasa, küresel, altın vesaire ne aklınıza ne gelirse paylaşıyorum. Onun da linklerine açıklamalara ve yorumlara bırakıyorum. Oradan ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Anında bildirimini yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyip videoyu bitireceğim. Alım satım konumları olarak arkadaşlar. Şu andaki dönem çok farklı bir dönem. Önceki dönemlere benzemiyor. O yüzden yapacağınız işlemlere de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kara geçince direkt satmaktansa arkadaşlar kademeli satışlar ve kademeli alışlar sizin için her zaman daha makul, daha mantıklı olur. Şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Önceki kademelere bakın. 60 sentlerde bir oyalanma durumu var arkadaşlar. 60 sentlerdeki senaryoyu yaşadıktan sonra daha da yukarılara Çıkabilir 1 dolarlar vesaire sizin planınıza uygunsa buralarda kademeli satışları gerçekleştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi tamamen planınıza sadık kalın baştaki plan neyse sondaki plan da aynı olsun. Bugün zaten Amerikan piyasalarında vesaire küreselde durum iyi gidiyor. Bu da şunu gösteriyor e, hafiften bir hareketlenme gelebilir arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra umarım video yararlı olmuştur. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.